Bu seferki konuğumuz yönetmen Gizem Kızıl'ın ilk uzun metrajlı filmi Bana Karanlığını Anlat. Film 29. Adana Altın Koza Film Festivali'nde başrolde harika bir performans sergileyen Aslan Gürbüz'e de en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandırıyor. Filmimiz aynı zamanda en iyi özgün müzik dalında da iki ödülün sahibi. Gelelim filmimize. İşi anlamak olanlara derdini oldukça iyi anlatabilen bir film bu. Fermin üniversite bitirmiş ama aşık olup evlendiği için filmin de en büyük derdi olan ataerkil ve eril toplumsal erkin çarklar arasına sıkışarak, ezilerek, giderek kocası ve onun ailesinin yaşamsal ihtiyaçlarına ve doğrularına savaşan hayatı ile kendini, öncesini, hedeflerini ve umutlarını yitiren milyonlarcası gibi bir kadın. Kaynanasının keşke benim gelinim sen olsaydın dediği başka bir kadına açık açık yeğlenen bir kadın. Nitekim filmin ilerleyen sekanslarında Veli'nin Nermin'den boşanıp kaynanasının istediği o kadınla evlendirileceğinin hazırlıklarının yapıldığını anlıyoruz. Ruhsuz, soğuk bir akşam yemeğiyle açılan film, yemeğe kaşık sallayıp beğenmeyen ve tabağı bir kenara iten Veli'nin hiç değilse onun gibi yapamasa da annesinin o çok sevdiği sarmaları alıştırdığı için birkaç sarma yerken o betona benzeyen yüzü ancak yeni müstakbel gelin adayından gelen mesajlarla sırıtacaktır. Kadını yok sayan o topyekün hiçleştirme olgusu masada Veli'den başka kimse yokmuşçasına bizi de ürkütüyor. Nermin bir görevin, bir şeylerin tamamlayıcı unsuru olmaktan başka hiçbir şey ifade etmiyor çünkü bu ataerkil sistemde. Yemeği güzel olmuş ya da olmamış, çamaşırları şöyle böyle yıkayan, iyi ya da kötü bir anne, eksik etek bir eş, beceriksiz bir gelinden öte gidemiyor bu bezirganların saltanatında. Varlığını, manasını, yetilerini çoğaltabileceği önceden belirlenmiş olguların dışında hiçbir şey bırakılmamış kendinden ona. Kendinin değil, başkalarının onu var ettiği, adı sanı, başı sonu belli bir hayatın iz düşümlerini yaşayıp gidecek. Hepsi bu. Yemek esnasında birden kalp krizi geçiren Veli'ye müdahale etmeyen Nermin'e bakınca, Demet Evgar'ın başrolle oynadığı Ümit Ünal'ın Sofra Sırları'nı izleyenler, iki filmin de başlangıç noktasının noktası virgülüne aynı olduğunu görmüşlerdir elbet. Bunun bir tesadüf olduğunu düşünmek isteyerek burayı geçiyorum. Evet, karşısında hayat arkadaşı varken müstakbel eşinden gelen mesajlara bakıp telefona gülümseyen Veli aniden kalp krizi geçirir. O can çekişirken ilaçlarını getirmek yerine onun ölmesini izleyen Nermin'e bakınca yok artık o kadar da değil dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız da. Ama iş pratikte gerçek hayatta başına böyle bir şey gelen bir insan için nasıl tezahür eder onu kestirmek güç. Ömrünüz boyunca sizi aşağılayıp, küçümseyip, yok saymış, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz bırakmış biri için böyle bir durum karşısında vicdanınızın nasıl bir tepki vereceğini önceden kestirmek zor olsa gerek. Belki de bu bir ölümü onaylamak değil de ömrünüzce sizi taş duvar etmiş biri için onun sizi getirdiği bu noktada tam bir hissizleşmedir. Zira Nermin kocasının son nefesinden sonra oturup yemeğini yemeye devam eder. Hiç yokmuş gibi davranılan, gelinen bu noktada hiç yokmuş gibi davranır olmuştur. Bu iki açıdan tam bir psikopati taşıyan sahneden sonra filmin kalanı gazetelerine geçiyor. Burada filme birden dahil olan Gassal'ın doğal ve su gibi akan oyunculuğu oldukça dikkat çekici. Tam da Nuri Bilge Ceylan'ın aradığı bir tarz ve oyunculuk. Ölünün yıkanmasını bekleyecek olanlar, Veli'nin annesi, erkek kardeşi ve onun eşi ve daha sonradan Almanya'dan gelen dayısı ve müstakbel diğer yeni gelin adayı, hepsi Nermin'in iç hesaplaşmasının yanında karakterler arası bir çatışmanın da aktörler olarak sunulacaktır. Bu karakterlerin belki mekanın kısıtlığı nedeniyle bir dramın içine biraz karikatürize tipler olarak sokulması, annenin oğlun yasını tutmaktan çok geliniyle dalaşması, erkek kardeşin hiç yeri ve zamanı olmadığı halde miras aceleciliği, işte tüm bunların hepsinin bu soğuk ve karanlığı olan tek mekana sıkıştırılmaya çalışılması, Nermin'in iç hesaplaşmasını ve dahi karakterler arası çatışmayı da biraz sekteye uğratmış sanki.
Büyük bir acelecilikle herkes kimi dinsel motiflerden, kimi işinden gücünden bir an önce soğuk taşta yatan meftanın yıkanıp gömülmesini bekler. Ölü için yapılacaklar yasın, acının ve tüm bu dramın üstündedir sanki. Ölünün bir zamanlar yaşadığı unutulmuştur adeta ve sanki başka bir kimliğe bürünmüş bu soğuk bedenle ilgili herkes onu nasıl yıkayıp dokuz tahta altına ne şekilde koyacakları ile ilgilidir. Gassal'ı belki ölülerin suskunluğunun ona da sirayet etmesinden biraz fazla konuşur buluyoruz. Ailecek, Nermin kötülenmeye başladığında ise belki de ona insan gibi davranan da tek odur. Gasilhanenin kapısının iki yanına konulmuş iki banka oturan anne ve gelin, hemcins olsalar da iki ayrı düşünce yapısını temsil ederler. Anne kendisinin de kaynanasından çok çektiğini bir ara ağzından kaçırsa da erkek çocuk başka ama der. Burada erkek çocuğu yaşlılığın bir ipoteği olarak gören annenin de oğluna bakışı yıllardır süren eril söylemin bu kültürel doku üzerindeki erkek baskısının yanına çöreklenmiş bir yılan gibi sinsice onunla aynı kulvarda süren kadının kadın üzerindeki şiddetini yansıtması açısından oldukça manidar. Nermin'in oğluna iyi bakamadığından şikayet ederken kendisine giydirilmiş o hizmet ya da hizmetçi önlüğünü aynı temsili haliyle farkında olmadan kızlarına, gelinlerine, görümcelerine vesaire zorla giydirmeye çalışan geleneksel erkek egemen kültürün gelenekçi annesidir kaynanası da. Ve bir bayrak yarışı gibi üzerlerine giydirilen ve bir ömür çıkaramayacakları bu tek tip elbiseyi fırlatıp atmak yerine ardından gelen aslarına da giydirmeye çalışan üst kadınlar. Bir ara kantine giden tüm ailenin yokluğunu fırsat bilip gasilhaneye son kez veliyi görmeye girer Nermin ve konuşmaya başlar. Belki de başka türlüsü mümkün olmayan bir ölümün duvarlarda yankı yapan boşluğuna, gitgide soğuyan bir bedenin karşılık veremeyen aczine doğru o uzun tiradı atar. Konuştukça çözülecek, konuştukça haykırıp bağırmak isteyecektir. Onca kalabalığın içinde nasıl yapayalnız bırakıldığını, nasıl boyun eğdirildiğini, baskılandığını bir hesap soruş ve iç döküş olarak haykırır. Üniversite bitirip onca yetisine rağmen gözü kör olası aşkın kör ettiği gözleriyle gerçeği, karşısındaki gerçek maço erkeği göremeyip gitgide kendine bir ev kadını çarkının dişlileri arasında bulan Nermin, o birinin kocasının artık soluk almadığı anda ve yerde anca soluk alabiliyordur. Bu büyük ve uzunca soluk alışla özgür kalmış nefesini zaman içinde kendine ait olan şeylerin sevdikleri ve sevmedikleri bazında nasıl da velininkilerle yer değiştirdiğini, nasıl onun beğenileri ve istekleri doğrultusunda bir kadına dönüştüğünü anlatır. Yıllar içinde o pırıl pırıl sevgi kült bir öfkeye dönüşmüştür artık. Ve evet, aslında Nermin her şeyin farkındadır. Ama o küflü dişliler onu baskılayıp sıkarken öyle içerilere batıp öyle derinlemesine bir acı ile sarsar ki onu, o ağır karabasandan silkinip bir türlü kurtulamaz. Nermin konuştukça, içini döktükçe, gasilhanede sıcak suyla yıkanan bir ölünün bedeninden yükselen buharlara katışıp, dünyaya yayılan bu haykırış, göğsümüze oturan bu ağırlık, bu ülkede yaşayan milyonlarca kadının da kaderinin ağırlığıdır aynı zamanda. Nermin'in doğuramaması üzerinden eksiltilen yanları ile süren diyaloglara bakınca da egemen kültürün kadından aynı beklentileri sürdürdüğünü görürüz. Sanki öncesinde hiçbir şey ifade etmeyen kadın aniden aileyle anlam kazanmaya başlayacak, sonrasında iyi yani tırnak içinde itaatkar bir eş ve yine iyi tırnak içinde hayatının sonuna kadar çocukları için bir yemek ve temizlik elemanına dönüşecektir. Kadının manası aileden, erkekten ve çocuktan bağımsız bir şey ifade edemez çünkü. Nermin onlar için ancak ve ancak erkeğin yanına yarayışlı bir eklenti, çocukların etrafında kul köle bir anne olduğunda mana kazanacaktır. Ama görüyoruz ki soyun devamını eril otoritenin yegane değişmez ipoteği, kadının yetki alanını da
annelik dairesiyle sınırlı gören kafa yapısı, Nermin'i nasıl da değersiz ve eksik hissettirdiğinin de altının iyi bir çiziyor. Bir dram için yer yer fazla karikatürize edilmiş karakterler, anneden bir türlü bize geçmeyen yas sorunsalı, Mezamorta Hüseyin Paşa misali yarı ölü, bir ölüp bir dirilen veli gibi eksik veya fazlalıkların dışında iyi hikayesiyle ironik bir hesaplaşma filmi olmuş. Bana karanlığını anlat. Ve filmin sonunda tüm ailenin doluştuğu arabaya yine tek sığamayan Nermin. Ah Nermin. Uzaklaşan arabanın ardından belki de yıllardır tuttuğu o esaretin soluğunu derin bir iç çekişle bırakıp ilk kez özgürleşebilen ve artık bundan sonrası için hiç değilse kendi olup ve kendi kalabilecek bir kadın olan Nermin. Teşekkürler sevgili dostlar.